Gerakkan pemerintah. Yani fonksiyonlarını grafikine çiziş için faydalanırken kampanya tasarlanır. Chart kampanya tasını hususiyet kekirgen halatı uzgarışlarına amalga aşıp kuramız. Properties'ten series kekiramız birinci nabıttı. Series tanı okudu bana. Oyun açıldı. Series collection degen. Yani bu yılda series bir avtomatik tarzda durdu. Series bir uzgarışı kekirgen halatı aşıp kuramız. Chart type. Spline'ı bilgileyim ben bu yıldan. Chart type'da. Okey. Şimdi işki çürgen peyde. Kampilese devam edip bize de grafik avtomatiklerde şekillendiriş için formanın load hususiyeti ki kod yazışına amalga aşıramak. Forma bilgilengen. Formanın load hususiyeti var. Yani çakmakça bilgisi gibi bana uydaladı. Events var. Kod sıraları. Load. İki madde bastım. Funksiye şekillendi. Bu yılda misal tarikası sinüs x'ini grafikine çizişine amalga aşıramak. Yani sin x funksiyamız beriladigan bo'lsa, sin x ni grafikda x ga qiymat berilganda, qanaqadir y qiymat orqali x y nuqtalarini belgilangan holatda spline ko'rinishidagi grafikni chizishni amalga oshiramiz. O'zgaruvchilarni e'lon qilaman, men uchun kerak bo'lgan o'zgaruvchilar e'lon qilish amalga oshiraman. Mana shu holatda nima vazifa bajarsin? Chart kompaniyasini chaqiraman. Series degan xususiyatiga kelsak kirdik. Mana series degan xususiyat. Series degan xususiyatini bizda series 1 deb yozilgan holati bor edi. Ya'ni uni ichidagi elementi. Series 1. Nuqta sifatida points add x y. Add x y metodini chaqirganimizdan keyin ichida ikkita parametr qabul qiladi. Birinchisi x bo'ladigan holat bo'lsa, ikkinchisi sin x bo'ladi. Sin x da foydalangan paytda matematik bilasizlar. Matematik kutubxonadan foydalanishdan amalga oshiriladi. Bu yerda esa nomlar fazasi bor, mazdagi nomlar fazasi o'sha ichida mavjud bo'lgan funksiyalardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. X ning qiymatini bittaga oshirib qo'yaman. Ya'ni bitta nuqta uchun. Bu yerda mana x nuqtamiz a ga teng, ya'ni 0-inchi qiymatda b ni b dan kichik bo'ladigan holatda x y x 0 qiymatda sin x ning nimaga teng bitta nuqtani belgilab olishni amalga oshiradi va o'sha joyga chiziq chizishni amalga oshiradi yoki nuqta qo'yadi. Shu narsani davomiy ishlash uchun keyin x ning qiymatini keyingi qadamga oshirishni amalga oshiraman. Sigil top birgacha yetib borgunga qadar bu nuqtalarni qo'yib chiqadi va spline holatda chizishni amalga oshiramiz. Mana buni oshiraylik. A bilan B ning qiymatini. Ya'ni kengash, ya'ni bu yerda 100 gacha B ning qiymati 100 gacha dedi, mana 100 gacha oshishni o'sha joygacha chizishni amalga oshirib beradi. 0 dan boshlab 100 gacha oshishni. Endi masalan bizda yana bir funksiyani mana shu chatga qo'shishni amalga oshiraylik. Ya'ni cosinus x ni ham chizishni amalga oshiramiz. Mana shuni o'zgartirmagan holatda chat kompaniyasini belgiladim va bu yerdan yana seriesga kiraman. Bizda seriesda bittagina element turibdi. Series 1 degan element turibdi. Add tugmasini bosaman. Add tugmasini bossam mana sarq ko'rinishda ikkinchi diagramma hosil bo'ldi. Buni chat type'ini, ya'ni tipini o'zgartiraman. Menda yana cosinus x uchun spline kerak bo'ladi. Bu yerda xohlaganingizni tanlab olishingiz mumkin. Spline'ni belgilayman. O'zgardi. Series 2 hozir bo'ldi. Series 2 bu name xususiyati, ya'ni ikkinchi element sifatida qaratilyapti. Bu elementini men o'zgartiraman endi. Cosinus. Cos x. Okay. O'zgardi. Yuqorida berilgan holatda ham mana series 1 va cos x. Endi kod yozishni amalga oshiraman. Biz yozgan oldingi funksiyamizga davomiy sifatida mana bu yerda ikkinchi grafik uchun funksiyani belgilab olaman. Rosa ikkita grafikda chizish holatini ko'rishimiz uchun ikkitani birdan joylashtirib qo'yishni amalga oshiramiz. Rang bo'yicha farqlarni ko'rishimiz mumkin. Rangini o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Series bir rangini o'zgartiramiz. Color. Forma ko'taman, undan ikkinchi chartga ham joylashtirish mumkin. Masalan, tugmacha. Mana bu ikkini ham o'zgartiray. Chart collection'ga. Series bir turibdi. Shuni sinusga o'zgartiraman. Turini spline.
Okay. Tugmachani ikki marta bosgan paytda ishlashdan amalga oshirasan. Mana bizda funksiyamiz form bir logotida endi button bir klik hosil bo'ldi. Mana shu joyda yuqorida ishlaydiganini nusxasini olaman. Bizda sinusni o'zi qolsin, bizga sinusimiz kerak emas. Chart 2 ga amalga oshir va seriyasimiz, ya'ni elementimiz o'zgardi, bizda sinus x. Tugmachani bosganimdan keyin hosil bo'ldi.